içeri girer misin? Fiili darbelere, sözlere ile karşı karşıya geldik. Maçın ilk yarısında zaten hakemin yanında olduğu ortadaydı. Bunu hatta polisler kendileri bile görüyorlardı. İlk yarıda çocuklarımın hepsine sözlü şiddetle artı aynı banda karşı ve tribünde ırkçılığa karşı işte çok kötü ağız alınmayacak şeyler söylendi. İşte bize siyasi içerikli hareketler, sözlerde bulundular. İlk yarı bittikten sonra biz içeriye girdik. Zaten daha öncesinden antrenörün diğer takımlara karşı yan davranışlarını az çok bana anlatmıştı. Ve benim onlardan aynı şu şekilde söylemişti. Sen benim bacımsın, ben onlara yaptığım şeyi sana yapmam kendi sahamda dedi. Ve biz sahaya girdiğimiz anda zaten sözlü şiddetlerle karşılaştık. Ve ikinci yarıda antrenör hakem odasına giriyor. Ve ikinci yarının 5 dakikasında, 6 dakikasında olan oldu zaten. İçeriye girdiğimiz gibi ikinci yarının benim bir kızımın işte foul oldu. Rakip oyuncu kramponla kızın ayağına bastı, başına bastı. Evet, başına bastı. Sonra hakem hemen çocuğa doğru gitti ve tutup kızı tokat yerleştirdi, kırmızı kart gösterdi. Sonra bana da durmadan karı sen sus, dışarı atarım seni. Yani böyle çok çirkin sözlerde bulundu. Ondan sonra zaten iyi oyuncularımızı göze atmışlardı yani. Hemen arkasını döndü. İkinci iyi oyuncuma hiçbir sebep yokken kırmızı kart gösterdi. Ben de bu şekilde maç yönetilmez dedim. Sen dedim burada emekleri ayak altına alınıyorsun dedim. Elini vicdanına bırakarak düdüğünü çal dedim. Resmen bizi sahada tahrik ediyorlardı. Bize saldırın diye tahrik ediyorlardı sözlü olarak. Ve arkadan hemen yanıma doğru geldi. Sus karı atarım seni aşağıya dedi. Dışarıya doğru atarım dedi. Sonra penaltı çaldı. Artık buna dayanamadım. Çünkü diğer takımlara yaptığı olayın aynısını bana yaptı. Hiç sebep yokken penaltı çaldı. Ve ben de antrenöre sen bu şekilde hoca olamazsın dedim. Sen burada maçı alsan bile başka yerde bu şekilde alamazsın dedim. Bu kadar çocukların emeğini boşa veremezsin dedim. Hakem bana dışarıya çık karı dedi. Ben tam dışarıya çıkarken antrenör şerefsiz sen bana ne diyorsun deyip kolumdan tuttu ve yumruk salladı bana. Ondan sonra çocuklarım bu olaydan çok korktular. Yedek kulübesinde olan oyuncular, yöneticiler hepsi bana doğru saldırınca ister istemez çocuklar hepsi küçükler. 11, 12, 15 yaşlarındalar. Korkup bana doğru geldiler ve orada herkes birbirine girdi. Yani daha çok zaten onların çocukları çok büyüklerdi. Yani 25, 26, 27 yaşlarındalardı. Kanlar içinde çocukları görünce yani ister istemez aynı şekilde biz de hani çocukları koruma açısından ayırmaya çalışıyoruz. Onlar bize daha şiddet uyguluyor. Ağza alınmayacak laflar, siyasi içerikli şeyler. Siz işte yani Apo'nun piçleri bu sahadan çıkın. İşte ya gerçekten yani ağzıma alınmayacak sözler işte. Apo'nun piçleri, Apo'nun piçleri. Defolun gidin bu sahadan işte yani... Agresif küfürler işte yani şu an söylemem uygun mu bilmiyorum ama işte Oruspular, Sürtükler, KHP'ler çıkın dışarıya aynen bu şekilde. Ve bunu erkek antrenör şu şekilde söylüyor. Saldırın, saldırın bunlara, Apo'nun piçlerine saldırın. Aynen bu şekilde antrenör söylüyor. Ve çocuklarımın üstüne gelip hepimizi orada linç ettiler. Kızlarımın şu küçücük çocuğun yönetici saçından tutuyor. Yere atıp ayağına vuruyor ve ayağını kırıyor. Aynı şekilde çocuğumun tekmelerle üstlerine gidiyorlar. Aynı şekilde hepsinin, hepsi kanlar içindelerdi.
Ve hiç kimse bizden taraf değildi. Hepsi bize saldırıyordu. Yöneticileri, antrenörleri, saha komiseri, sporcuları bizi resmen linç ettiler. Hastanelik ettiler. Ve biz hastaneye gittik, rapor aldık. Şu an şikayetçiyiz onlardan. Ve hukuki yönden sonuna kadar gideceğiz. Bizim amacımız zaten Kadınlar Ligi. Kadınlara futbolu sevdirmek. Yani zaten erkek ortamında olan şiddeti yok etmek buranın içerisinde kadınlarla. Ilımlı yapmak. Ama onlar resmen üstümüze gele gele bizi tahrik ederek bize saldırın kendilerini haklı göstermek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar o saha içerisinde. Ve gerçekten yani iki tane daha kızlarım vardı, küçücük çocuklar, böyle görmediniz, ağlayarak hocam korkmuşlar hepsi, elleri ayakları titriyorlar böyle ve acımadan hala bize saldırdılar orada. Ya şu bir gerçek arkadaşlar, Türkiye'de spor siyasete alet ediliyor. Ve son süreçte de işi sahalarda, tribünlerde ırkçı söylemler almış başını gidiyor. Biz daha önce de bunun uyarısını yapmıştık, kamuoyuyla paylaşmıştık. Yetkileri göreve davet etmiştik. Fakat özellikle de kışkırtılmaya çalışıldığını gördük. Burada farklı bir şey var. Burada artık gerçekten ırkçılık ve faşist anlayış tribünden sahaya inmiştir. Yeşil sahalara inmiştir. Korkutucu olan budur. Biz her şeye rağmen, tüm zorluklara rağmen kadınlarımızı, kızlarımızı diyoruz ki yaşamın tüm alanlarında olsunlar. Onlar da spor yapsın. Futbolun bir erkek egemenlik zihniyetten çıkartalım. Herkese sunalım derken maalesef orada erkek antrenör tarafında, erkek hakem tarafından genç kızlarımız, kadınlarımız fiili saldırıya uğruyor. Irkçı söylemlerle birlikte adeta arkadaşlarımıza işkence yapılıyor sahada. Ve hakim de buna alet oluyor. Yani şunu diyorum, gerçekten artık futbolda 10 kusurlu hareket yok. Bence 12 kusurlu hareket var. Bundan sonra bunu böyle görmesini istiyoruz. 10 kusurlu hareket Kürt olmak. Geçen hakemler bunu çok yapıyorlar. Karşıdaki sporcu Kürt kimliği, Kürt şeyi varsa direkt afadan zaten 1-0 önde başlıyor karşı rakip. İkincisi de 12. kusurlu harekette kadın olmak. Biz diyoruz ki spor barıştır, dostluktur. Spor yıllardır bölgemizde yaşanan savaştan kaynaklı. Yalan izini saralım, halkları birleştirelim, buluşturalım diyoruz. Buradan takımlarımızı Artvin'lere, Ankara'lara, İstanbul'lara gönderiyoruz. Ama maalesef oralarda bize reva görülen yine ırkçı saldırılar, yine ayrılıkçı söylemler. Biz gerçekten artık bölge takımlar olarak bir an önce bu türlü şeyler son verilmesini istiyoruz. Ve tepkimizde sert olacağını söylüyoruz. Eğer önlemler alınmazsa kulüpler biliyor olarak da tepkimiz sert olacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum. Hakemin haksızlık yapması, ikinci yarıya başladığımızda hocamızın küfredip dışarı atması, hocamız da buna karşı çıkarak itiraz etmeye başladı. Ondan sonra teknik direktörle tartıştı. Hocamıza saldırınca bir erkeğin bir bayana kaldırmasına dayanamadık. Hocamızı savunmaya kalktık. Sonra birbirimize girdik. Songül arkadaşımızla kavga eden bir arkadaş vardı. Ayırmaya çalıştım. Bana diz kapama çivili kramporla tekme attı. Sonra bu. Kim attı? 11 numaralı Hidayet diye biri. Numarasını biliyorum sadece. Ringit. Zaten maça başladığımızda belliydi. İkinci yarıya başladık. 5 dakika bile geçmemişti. 2 kırmızı kart, 1 penaltı yedik. Ona penaltıyı yediğimizde hani devam ederiz düşündük. Hiç beklemedik sürece 2 kırmızı kart yedik. Zaten hocamıza karı çık dışarı dedi. Bizim hoca da işte artık tam çıkıyordu. Onlar teknik direktörleri onlar laf attı işte. Sonra artık kulunu çekti, tokat vurdu. Artık bizim oyunculardan da bunu kaldır top bizim ayağımıza da biz topu bıraktık. Hocamızı korumaya çalıştı. Ayağı mı sıkıldı? Arkadaşımıza çivili ayakkabıyla vurdular. Sonra ben onun yanına gittim. Orada herhalde biri vurdu. Görmedim. Evet, görmedim. Bir hakem de zaten belliydi. Bir iki arkadaşımıza da vurdu. Zaten kalbi durdu. Kalp krizi işte geçirdi. Hocam zaten.